Girişimcilerimiz bu sahnede performanslarını gösterdiler. 5 girişimciden ikisi, sadece ikisi yarı finale çıkacak. Yarı finale çıkma biletini alacak girişimcilerimizin kimler olduğunu belirlemek için jürilerimiz kafa kafaya verecekler ve bir oylama yapacaklar. Biz de sessiz alıyoruz ve jürilerimizin oylamasını bekliyoruz. Ben teknoloji konusunda iknaayım yani. Bu çip konusunda iknaayım. Ben de iknaayım buna. Ben iknaayım. Kar marjları çok yüksek. Bulduğu şeyin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama sektörde burada rekabet ne kadar fiyat var, ne kadar tesis. Ve daha çok yeni. Kendi işine inanmıyor. Yani kendi yaptığı, yarattığı fikre, düşüncesine inanmayan bir insanı biz burada nasıl halkına yani... Bana inanmıyor gibi gelmedi de daha tam hazır belki hissetmiyor. Maddi problem. İnanıyor ve henüz kendini hazır hissetmiyor yani. Herhalde. Valla ben sizin aynı fikirde değilim. Ben eğer bir fikir yaratmışsam, bir fikrin peşinde bir yaratmışsam ben o fikrimin peşinde koşarım, aç kalacağımı bilsem bile vazgeçmem davadan. Ben o fikrimin peşinde, davam peşinde koşarım. Ama işte o yüzden onu, senden çok yok istiyor. Problem olmaz. O yüzden girişimcimiz aslında. Giderim. O zaman o kardeşimi ben girişimci olarak görüyorum. O zaman ben. Kişisel... Bir de onun paraya ihtiyacı nereden var? Bunun altında bir yazılım gerekiyor herhalde değil mi ama? Bir yazılım gerekmiyor mu? Yani onu her yerden alabilir. Kosket'ten de alabilir onu. Onu her yerden kendi başına başvursa da alabilir. Ben yani onu üçüncüm. O benim üçüncüm. Evet. Adnan Hanım ilk briefini, ilk müşterisini Adnan kazanır. Müşterisi olurum tabii ki. Adnan seve seve. Ve yani, destekliyoruz. Tabii. Tamam. Evet, karar verdik. Evet, nereye birinci karar verdik? Jürilerimiz kararlarını verdiler ve az sonra iki girişimcimiz 30'ar bin liralık KOSGEB girişimci destek paketinin sahibi olacaklar. Ve yarı finale çıkmaya hak kazanacaklar. Önce tüm girişimcilerimizi sahneye davet ediyorum ve sözü Fuat Sami'ye bırakıyorum. Evet, yani bugün gerçekten yine bir fikrim mi vardı, bir Türkiye motifi yaşadık. Çok farklı illerimizden çok farklı projeler geldi. Ve inanın yani 90 bölümdür, neredeyse 90 bölüm oldu bir fikrim mi varı çekiyoruz. Jürinin en zorlandığı bölümlerden bir tanesiydi. Bayağı bir zorlandık yani, kendi aramızda ciddi tartıştık, konuştuk. Ama da format gereği iki tane seçeceğiz. Bugünün jüri sözcüsü Yalçın Bey şimdi kararı açıklayacak bizlere. Evet, bugün benim işim çok zor gerçekten. Çok güzel projeler vardı. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten projelerin hepsi birbirinden çok güzeldi. Hani hangisini seçeceğimizi bilemedik ama iki tane projeyi seçeceğiz. Ama bence hepsi birinci. Buraya gelene kadar tabii ki hepsi birinci. Adnan Bey'in projesine gelelim. Adnan Bey'in çip projesi vardı. Hani çip ve tulum birbirine bağlamış. Adnan Bey tulumun üzerine çok takılmış. Tekstile takılmış. Bence hani Adnan Bey keşke tekstile takılmasaydı. Ve çip üzerinden gitseydi daha başarılı olur. Çünkü daha bir olayı yaygınlaştırırdı. İkinci projeye gelirsek Onat kardeşimiz kilit projesine gelirsek güzel bir buluş bulmuşsun. Doğal taşlarımızdan gerçekten Türkiye'nin madencilik konusunda geniş olduğu bir dal. Doğal taşlarımızdan özellikle
yanımda oturan Zuhal arkadaşımızın sektöründen kendi konusu. Önemli bir buluş. Bunu Türkiye'deki önemli kilit şirketlerimiz var. Kapı şirketlerimiz var. Çok önemli markalarımız var Türkiye'de. Bence o markalarımızdan işbirliği yapabilirsin. Çok önemli bir buluş bulmuşsun. Projenin üzerine gidebilirsin. Bugün burada birincilik alırsın veya alamazsın. Önemli değil ama projen çok önemli ve arkasından yürü. Ve bu dediğimiz markalardan mutlaka görüş. Bu projen bana göre çok iyi bir, çok iyi iş yapar. Ve arkasında dur. Peşinden koş. Bence babanı dinleme. Hem okulunu oku, hem projenin peşinden koş. Caner kardeşim, sen çalışmaya devam edeceksin herhalde. Projen güzel bir projeydi. Bence arkasında durmalısın. Şu anda Türkiye inşaat sektörü, yani bugün dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar inşaat üreten bir sektörü yoktur. En çok inşaatta kuvvetli olan ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Çok ciddi binalar üretiyoruz. Çok ciddi müteahhitlerimiz var. Çok ciddi manada binalar, inşaatlar üretiyoruz. Senin projen onun için çok kıymetli. Çok ciddi para kazanabilirsin. Sana tavsiyem işini bırak. Profesyonel hayatı bırak. İşinin peşinde koş. Tırmala. Başarılı olursun. Sana tavsiyemiz. Ama evet. Selim kardeşim. Senin projen de çok başarılı. Gerçekten. Yani bu proje tabii ki çok var. Bu makinelerden dünyada çok var. Ama sen bu makineyi çok geliştirmişsin. Bir kere enerji tasarrufu bugün bütün dünyanın sorunu. Hepimizin sorunu. Tasarruf hepimizin sorunu. Hepimizin peşinde koştuğu, bütün sanayicilerin üzerinde çalıştığı bir konu. Nasıl enerjiyi daha çok azaltabiliriz, oradan daha çok para kazanabiliriz, daha çok enerjiden para kazanabiliriz, azaltıp para kazanabiliriz. Bu konuda gerçekten o makine üzerinde ciddi bir başarı sağlamışsın. Eline sağlık. Bu makineden ciddi para kazanabilirsin bize göre. Bu konuda sana teşekkür ederiz. İyi bir başarı sağlamışsın. Son projemiz Güneş, Altay ve Mustafa kardeşlerimiz. Projeniz gerçekten başarılı. Bütün dünyada şu anda bu fikriniz ciddi bir şekilde yaygın, başarılı gidiyor. Bütün üniversite gençlerine ciddi bir iş imkanı artık Türkiye'de siz de yaratmışsınız. Üzerine çalışırsanız Türkiye'deki bütün üniversite gençlerine ciddi bir iş imkanı yaratmış olacaksınız. Güzel bir proje. Hukuki altyapısını oluşturursanız iş güzel, geliştirmeniz lazım. Ama bugün burada iki kişiyi öne çıkartacağız. Bu iki kişi kim olacak? Biraz sonra herhalde
Ben kalpten gideceğim bu arada. Onlar ne yapıyor bilmiyorum. Az sonra. Herhalde acaba? 90 bölümün bence en uzun yürü açıklaması şu anda Yalçın Bey tarafından yapılıyor. Kim olacak? Evet, tarih yazıyoruz. Yani. Vallahi tarih yazıyoruz. Evet. Siz hayatınıza hadi başladınız. Hadi Yalçın. Kim olmak isterdi acaba? Herkes isterdi. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Bütün projeler çok başarılıydı. Hadi ya. Bir kere. Onu söyleyeyim. Ne olur söyle, yoksa ben söyleyeceğim. Ben söylüyorum. Adnan Bey. Teşekkür ediyorum. Ve birinci. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir olay. İnşallah daha güzel şeyler meydana getirip karşınıza sık sık çıkmayı düşünüyorum. Çok mutluyum. Tarif edemiyorum. Çok heyecanlıyım. Gene tarif edemiyorum. Hepinize teşekkürler. Tebrikler. Adnan Bey, siz bir önde durun. Bir de ikinci kardeşimiz Selim. Ya, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Ama eminim ki bu projeyle ve daha değişik projelerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Sana çok güveniyorum. Sana güveniyorum. Ben üçüncü müziğim. Evet. Bir anonsumuz var bu arada. O da Ayşen Hanım'dan evet, geliyor. Evet, ben de Joker Ideas'ın fikrini çok beğendim. Böyle platformlara, endüstri ve üniversiteyi birleştiren platformların varlığının artması adına kendim özel olarak ve birçok arkadaşımı da teşvik ederek sizin platformunuza katılacağım. Kendi bilebildiğim kadarıyla destek olmaya çalışacağım. Mentörlük adına, diğer girişimlerinizde katkıda bulunmak adına tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje. Bunu geliştirin diyorum. Mi vardı? Kazanamasanız da hemen ilk müşteriniz bulundu. İkinci müşteriniz de ben de markam olarak hemen ikinci müşteriniz olacağım. Onun için bir an önce sistemini oturtursanız ikinci müşteriniz de ben olacağım. Oo, ben maşallah. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bir girişimcilik fikri adına geldi. Paylaşmamda sakınca yoksa. Perakende'de çok satış elemanı ihtiyacımız var. Böyle bir platform da bizim markalara Joker eleman diye kurarsa birisi süper olur. Harika. Çok akıllıca. Ayşen Hanım. Çok akıllıca. Türkiye çapında. Türkiye çünkü çapında. Bizim Türkiye'nin her yerinde mağazalarımız olduğu için ki. Türkiye çapında bunu geliştirirseniz çok memnun hatta olurum. Hatta siz de ekleyebilirsiniz belki size. Bir fikri mi vardı? Fikir de gördük, kazananlar da gördük. O zaman şunu da söyleyelim, öyle çekleri verelim. Bir dakika. Bugün coştu şimdi, yani. Evet, coştu şöyle. Fikir güzel. İki tane konfeksiyon tekstil yanında ben de size destek olacağım konuştuk ama şunu söyleyelim. Biz dedik ki hatta bir ara Joker Ideas yerine Joker Fikir dedik. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Belki de ismi değiştirmeyi düşünürsünüz sonra. Türkiye'de Türk evet. Markası daha önemli olabilir Türkçe. COSGAP çeklerimizi Ayşen Hanım ve Murat Bey takdim ediyorlar. Onları da sahneye davet edelim. Şöyle yapayım. Böyle bir fotoğraf veriyorum. Tebrik ediyoruz seni. Başarı devam ediyor. Değerli izleyenler, bir fikrim umarım bu bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yine cumartesi akşamı kanalımız 360'da yepyeni fikirler ve yepyeni girişimcilerle karşınızda olacağız.
icat çıkartmaya devam edin. Allah'a ısmarladık.